İzleme ekonomisine ilişkin olarak Cihat Hocam aslında kişisel verinin parasal değerini çok iyi açıkladı. Bunun biraz daha geriye doğru gittiğimizde kişisel verilerin kendi içerisinde bir ekonomi oluşturduğunu görüyoruz. Bu ekonominin adı veri ekonomisi ya da izleme ekonomisi. Yani şirketler artık insanların göz küreleri üzerinde bir rekabete girmiş durumda. Ben nasıl toplu kitlelerin, çok sayıda insanın göz küresini kendi uygulamama çekebilirim. Bunu çok iyi açıklayan bir Amerikalı yazar var. Zuboff, aynı zamanda filozof. Bu hanımefendi 20 yılda bir ortaya çıkıyor ama 20 yıllık sürelerle kayboluyor. Her 20 yılda bir de çok gündemi sarsan, bilişim teknolojileri açısından gündemi sarsan kitaplar yazıyor. İlk kitabı 88 yılında Akıllı Makineler Çağında Çalışma ve Gücün Geleceği diye. Burada işte bilişim teknolojilerinin çalışma hayatının etkilerini değerlendirmişti. Bir kayboldu, başka bir kitap yazdı. En son birkaç yıl önce yeni bir kitap yazdı. Kitabın odağında gözetleme kapitalizmi var. Gözetleme kapitalizmini Zuboff şu iki alt dala ayırmış durumda. Bir yanda büyük birader, yani sürekli insanları izleyen mekanizma, bir yanda da kapitalizm. Bu ikisi bir araya geldiğinde ortaya gözetleme kapitalizmi çıkar diyor. Ne demek gözetleme kapitalizmi? Dünyanın bugün itibariyle biz birçok sosyal mecra platformundan ve diğer dijital içerikleri aslında bir para ödemeden alıyoruz. Ve para ödemememize rağmen bunların değerleri birçok geleneksel mal ve hizmet üreten şirketlerden çok daha fazla. O zaman bu işin içinde bir hinlik olmalı. Zaten klişeleşen artık bir söz de var. Bir hizmet için ücret ödemiyorsanız artık ürün sizsiniz diye. Tam da bunun detaylarına girmiş ve demiş ki gözetim kapitalisti şirketler kullanıcıların gerçek hayatlarından bilgileri alırlar. Bunları dijital platformlar ve araçlarla toplarlar. Bu bir mobil uygulama olabilir, bilgisayar yazılımı olabilir ya da bir elektronik kitap okuyucu olabilir. Sonra aldıkları bu verileri çeşitli algoritmalarla işlerler. Bunlar yapay zeka destekli olabilir ya da sadece algoritma olabilir. Ve bu işleme faaliyeti sonucunda o kullanıcı şimdi, biraz sonra ya da uzak gelecekte ne yapacak? Bunun tahminini üretirler ve ürettikleri tahminleri de pazardaki diğer şirketlere satarlar. Şimdi bu noktada aslında genel mantık bu ama Zuboff'un yine işaret ettiği çok önemli, bence çarpıcı bir yer daha var. Şimdi bizim normal kapitalizmin ateşini harlayan Henry Ford'un, Amerikalı sanayici Henry Ford'un üretim bandı. Bunu da tam olarak bu gözetim kapitalisti şirketleri de Henry Ford'un o seri üretim hattıyla karşılaştırmış. Diyor ki burada ham maddemiz bizim veriye dönüştürülmüş insan deneyimidir. Ham madde olarak bunu o bandın bir tarafından sokarız. Sonra üretim bandının kendisini fiziki bir bant olarak düşünmeyelim. Bunu bir algoritma olarak düşünelim. Burada kişisel veriler bu algoritmalar tarafından işlenir. Yani artık o ham maddeye bir katma değer katılmaya çalışılır. Ve bunun sonunda o üretim bandının sonunda ürün çıkar. O ürün nedir? Tahmin ürünüdür. O kullanıcı şimdi veya gelecekte ne yapacak? Bu ürünü satmamız lazım. Kime satacağız? İşte gözetim kapitalisti şirketlere satacağız. Kimdir bu gözetim kapitalisti şirketler? Büyük beşli olarak anılan şirketler, zannediyorum ismen zikretmemde bir sakınca yok. Bir kere Meta var. İçerisinde Instagram, WhatsApp ve Facebook'un bulunduğu devasa bir mekanizma. Google, Amazon, Apple ve Microsoft bu beşli yapı içerisinde, bunlar işte birbirlerine tahmin ürünlerini bir yandan üretiyorlar, bir yandan da yan taraftan yeni ürünler alarak böyle bir ekonomi geliştirmiş durumdalar. Zuboff diyor ki bu sistem içerisinde güzel kişisel verilere yönelik olarak çeşitli düzenlemeler yapıyorsunuz. Kişisel verileri korumaya çalışıyorsunuz. Ama yine kapitalizmde olduğu gibi biz gözetim kapitalizmini bu düzenlemelerle ancak dizginleyebiliriz. Ortadan kaldıramayız. Çünkü biliyorsunuz kapitalizmin ardından da zayıf kesimlerin korunması amacıyla hukukta çeşitli düzenlemeler çıkarıldı. İşçiler korunmaya başlandı, tüketiciler korunmaya başlandı, kiracılar korunmaya başlandı. Bu düzenlemelerin ardından biz nasıl kapitalizmin sadece vahşi yönünü dizginlediysek, gözetleme kapitalisti şirketler açısından da yapılacak düzenlemeler bunların o vahşi yanlarını ancak törpüleyebilir diyeyim. Ki bugün itibariyle size de takdim ettiğim kitap içerisinde alttaki kitap kişisel veri koruma hukuku mevzuat iştihat ve bibliografya, kıymetli Bedi hocamla birlikte derlediğimiz Mehmet Bedi Kaya doktor.
Orada da görülecektir ki bu arada o çalışmaların ikisi açık erişim. Dileyenler online olarak indirebilirler. Orada da görülebileceği gibi kişisel verilerin korunması alanında çok fazla sayıda düzenleme var. İşte bu düzenlemeler diyor Zuboff. Yalnızca gözetleme kapitalizminin vahşi yönlerini dizginlerler ve onu da güzel bir alıntıyla bence ifade etmiş. Diyor ki gözetim kapitalistlerinden gizlilik talep etmek, zürafadan boynunun kısaltmasını istemek gibidir. Bu talepler onlar için varoluşsal tehditlerdir. Dolayısıyla meseleye bir de bu yönden bakmak lazım diye düşünüyorum. Evet, kişisel verileri çeşitli regülasyonlarla koruyoruz ama işin bir de bu yönü var.